Evet değerli izleyiciler, diş hekimi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu bizimle. Kendisi aynı zamanda protez uzmanı. Özellikle soracağımız sorular var. Mesela Çağdaş Hocam, önce hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese günaydın. Çok iyiyiz. İyi güldük mü daha iyi oluyoruz. Tabii ki. Tabii. Güzel güldüğümüz zaman günümüz de güzel geçiyor. Sabahları evet. Bilerek uyanıyoruz artık. Benim hep merak ettiğim bir şey var. Yani evet. Tıp gelişiyor. Ama bunun yanında teknoloji çok daha hızlı gelişiyor. Kesinlikle. Teknolojiyi tıbba, özellikle diş hekimliğine nasıl adapte ediyoruz? Teknolojinin bugün gülüş tasarımı alanında girdiği konu şu, bilgisayar destekli diş hekimliği. Bu bize birkaç konuda yardımcı oluyor. Birincisi, vaka planlamasında yardımcı oluyor. Kişinin resimlerini çekip bilgisayar üzerinde bazı şekillere bakabiliyoruz. Farklı diş formları var, uzun uzatma, kısaltma, yüze uyarlama, onları yapabiliyoruz. Ben kliniğe geldiğimde göstermiştiniz Çağdaş Hocam bir kere. Gerçekten doğru. O çok faydalı oluyor. Özellikle de bizim gibi, hani tamam görsel işi yapsanız da yapmasanız da biz bunu görsellik için yapıyoruz. Evet. Nasıl duracağını merak ediyorum o dişi merak edersiniz, doğru. Sonra. Aslında bilgisayar üzerinde gösterilen bazen aldatıcı da olabilir. Biz nasıl uyguluyoruz bunu? Bilgisayar üzerinde planlayıp onu ağızda gösteriyoruz. Kişinin ağzında gösteriyoruz. Ağızda. Çünkü ağızda bambaşka durur. Dudağı hissetmesi lazım, fırlaklığını görmesi lazım, konuşma egzersizi yapması lazım gibi. Ama bilgisayar yardımcı bir araç. Onu görüp, tasarlayıp, iletişimde faydalı bir araç. İkinci konu da şu. Günümüzde CAD/CAM yöntemleri var. CAD/CAM şu demek. Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Yani bilgisayar destekli design, bilgisayar destekli üretim. Nasıl oluyor? Diyelim ki kişi hekimin kliniğine geliyor. Ön iki dişi kırılmış oluyor, çatlamış oluyor veya bütün gülüş tasarımı yapılacak. Çatlaklar, pürüzleri arındırılıyor. Arındırıldıktan sonra scannerle bir ölçü alınıyor. Fotoğraf çeker gibi. O fotoğraf değil, 3 boyutlu bir ölçü. 3 boyutlu ölçü. Bilgisayara geçiriyoruz. Bilgisayarda bir tasarım yapıyoruz. Yaptığımız tasarımı özel kristal destekli malzemeler var. İçinde metal olmayan malzemeler var. Eskiden metaller vardı. Metaller vardı. Günümüzde de kullanılabiliyor. Porselenlerde. Evet. Bunların değişik şeffaflıkları var. Oturup makineye bağlanıyor. Bilgisayarda tasarladığımız ürünü o makine üretiyor. Freze yöntemleriyle üretiyor. Ürettikten sonra... 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu yazıcı gibi ama frezeyle yapıyor. Çıkan ürünü deniyoruz, prova ediyoruz. Eğer her şey güzelse oturup yüzey karakteri veriyorum, şeffaflık giriyorum, gerçek diş gibi işleyip kişinin dişine yapıştırıyoruz. Bu tek ziyaret diş hekimliği deniyor bu işe. Yani kişi sabah gelip öğleden sonra akşamüstü güzel gülüşüyle kişinin kliniğinden ayrılabiliyor veya ertesi gün. Bu hem uyum açısından çok güzel, estetik açısından çok güzel ve sürpriz yok. İnsanlar ne görüyorsa onu alıyor. Hep onu diyoruz, ne görürsen onu al. Bilgisayarda gördüğünü aldatabilir, ağızda görmek, yaşamak bambaşkadır. Rengiyle, duruşuyla ağızda görmek lazım. Bunu ben hep şeye benzetiyorum. Proje üzerinden hani daire satarlar, doğru. Ya. Müthiş bir daire aldım. 200 metrekare, doğru. Dersiniz size kutu gibi bir daire verirler. Haklısınız, haklısınız. Ve şaşırıp kalırsınız onun olur. Gibi. Ben hep böyle gördüğümü implantta tabii da ki, olsa, tabii. Şeyde de olsa yapıştırıp görünmesinden yanayım diyorum. Kesinlikle, çok güzel bir kesinlikle. Teknik. Görmek lazım. Peki burada özellikle diş zarar görüyor mu? Şöyle... Dişin daha önceden nasıl teslim aldığınıza bağlı. Ne demek o? Daha önceden, metal destekli bir kaplama var diyelim ki. Kişiler onu merak ediyor. Benim metal destekli kaplamam var. Üzerine lamine yapılabilir mi? Yapılamaz. Ne yaparsın? Çıkartırsın kaplamayı. Altındaki diş çürüdüyse çürüyü temizlersin. Üzerine lamine malzemesi ile bir kaplama yaparsın. Kristal destekli kaplamalar veya farklı malzemelerin kaplamaları diş etinde belli olmaz. Gerçek diş gibi olur. Onu merak ediyordum hocam. Mesela Çağdaş Hocam, bembeyaz bu sakız yapıştırılmış gibi beyaz ama. Değil. Öyle dişler vardı ya. Artık yok pek. Her renk var. Her renk var. Burada da hekim ile hastanın ortak görüşü lazım. Bence estetik olan doğal olan demektir. Evet. Bakıldığı zaman belli olmayacak. Her bakan diyecek ki ne kadar güzel dişlerim var. Estetik olan onu yapmak için ne dedim? Yüzey karakteri girmek lazım. Farklı renk geçişleri yapmak lazım. Gerekirse ufak tefek asimetri yapmak lazım. Ama şey var hocam, Çağdaş Hocam, bu Hollywood gülüşü dedikleri bir gülüş var ya. Mesela ben Julia Roberts'ın o dişlerini haklısınız. Çok beğenirim. Julia Roberts'ın dişlerine bakın. Çok güzel ama o da ufak tefek asimetri var. Geldim Julia Roberts fotoğrafıyla ne olacak? Yapacak asimetri mısınız yapacağım. Bana Julia Roberts dişini öyle güldüm 32 tane? Bazen öyle kişilere rastlıyoruz ki Julia Roberts getiriyor, Cindy Crawford getiriyor, sizin dişinizi getiriyor, sizin dişinizi getiriyor. Bakıyorsunuz bir sürü yakışıklı insan, güzel hanım. Hepsi birbirinden farklı. Burada önemli olan şu, hekimin kişiye göre tasarım yapması,
Bu tasarım ağızda göstermesi. Julia Roberts'ın birebir dişini alın size koyun yakışmayacaktır. Niye? Hanımefendinin geniş bir ağız yapısı varken başka kişinin dar olabilir veya tam tersi. O yüzden esinlenebiliriz bu fotoğraflardan. Ancak tasarımı ağızda görmek en doğrusu. Geliyorlar değil mi fotoğrafla? Fotoğrafla insanlar geliyor. Ama fotoğrafı ağza koyduğu zaman farklı duruyor. Farklı durduğu zaman da ne yapıyoruz? Modifiye ediyoruz. En güzel işi bunu modifiye edebiliyorsun. Ağızla oynayarak tam şekli oturtuyoruz heykeltıraş gibi. Kişi tamam budur diyor. Ben de onaylıyorsam eğer bitiriyoruz dişi. Evet. Ve güzel bir sonuç peki, oluyor. Peki günaydın doktor, izleyicilerine özel. Onlar fotoğraflarını çekse, dişlerini gönderseler. Çağdaş hocam bize ne yapılabilir deseler cevap verebilir miyiz? Şöyle, zaten insanlar bunu yapıyor. Fotoğraf gönderip tasarla bakalım gönder. Öyle bir şey yok. Bu tasarım saatlerimizi alıyor. Saatlerimizi alıyor. İnsanlar rahat alışmış. Oturduğu yerden fotoğraf atmaya. Ancak bir zahmet doktorunuzun kliniğine gidin. Doktorunuzla görüşün diyoruz. Bu herkes özel. Sadece yani, şey olabilir belki. Oturduğu yerden koltuk üzerinden doktorlar atıyorlar. Size de atıyorlardır işte. Doğru. Burnumu düzelt gönder bakalım. Dişimi düzelt gönder bakalım. Yok öyle bir şey. Bunlar büyük emek, büyük zaman isteyen işler. O yüzden doktorunuza muayene olmak istiyorsanız bir zahmet doktorunuzun muayenesine gidin lütfen. Evet, biraz da sanatçılık sonuçta. Yani hem hekimlik hem sanatçılık, gerçekten işiniz zor ama teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için de diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu.